mana aramaya gerek yok. Söylemiş zaten. Bir şey mi oluyor? Rabia Hanım'a. Ne o Rabia? Bana gelmiş. Rabia Hanım'a diyor. Oku bakalım. Pembe bir zarf. Gökhan'ın zarfları gibi. Aynısı. Ben buldum her şeyi. Ay. Bak hemen unutuyor, görüyor musun? Kurban oldu, hemen unutuyor her şeyi. Gel. Ay, dilim tutuldu. Aşkım. Gel, gel. Dur. Gel Gamze. Gökhan. Ay. Gel, gel, gel. Okusana. Dur, okuyorum. Aşkım, kadınım. Sosyal medyada, evde birçok yerde sen ve benimle ilgili birçok haber çıkıyor. İftiradır, yalandır, birbirini... iftiralar, yalanlar birbirini kovalıyor. Seninle ilgili söylenen herhangi bir kötü söz beni sana karşı soğutmuyor. Aksine inan bir adım daha yaklaştırıyor. Bu adam var ya, bir tane. Canım aşkım, son duyduğum olay çocukluğunda yaşadığın iddia edilen bir olay, biliyorum. Bunu sana yeniden hatırlatmak, seni üzmek istediğim... Bunu sana unutturmak, sarıp sarmalamak isterdim. Yaşayamadığın çocukluğunu yaşatamam. Hüznünü yok edemem ama davetime teşrif edersen seni birkaç dakikalığına çocukluğuna götürmek isterim. Ya. Bu adam var ya, çok bozuldum. Çok sinirlerim bozuldu. Salak, sevinsene ya. Çok mutlu oldum ama anlamıyorsunuz. Anlayamazsınız. Ne olayı? Ya. Anlayamadım. Ne olayı ya? Bilmiyorsunuz. Hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Bir şey. Bilmiyorsunuz. Oh. Bilmediği bir şey yok. Onun bildiği bir şey o zaman. Çocuk git hadi. Çok kötü oldum ya. Vallahi çok koş kötü oldum. Ne mutlu ki sana. Aynen öyle. Sen bunları burada yaşayabiliyorsun. İyi kalbin, güzel yüreğin sayesinde sen bunları burada yaşayabiliyorsun. Koş hadi git. Çok kötüydüm zaten bugün. Gidiyor ya. Gerçekten ben ne dedim? Ediyor. Herkes kalbin ekmeğini yiyor arkadaş. Bu kız da bunu hak ediyor, yaşıyor. Ne yapacaksın? Sürpriz. Parka mı götüreceğim? Parka onu getireceğim. Hayaller hayatlar. Kanka yani güzel bir şey. Güzel olmuş. İzliyorlar onu ama. Hadi bakalım. Göreceğiz. Hadi kolay gelsin kardeşim. Sağ olasın. Kardeşim sen biliyor musun zaten? Gelinler evine gidip ne yapacağız? Allah yapmış. Seni aç buradan aşağı derim bana. Hakikaten. Yetecek mi? Dört kişi mi kalmışlar? Denemem lazım. Rabia'ya bir zarf geldi, pembe bir zarf. Heyecanla Rabia zarfı açtı, okudu. Gökhan her zamanki romantikliğini yapmış, ona güzel bir not yazmış. Çocukluğunu yaşayamadığın için sana çocukluğunu yaşatacağım diye güzel cümlelere döküp güzel bir not yazmış. Gerçekten ne yapacağını, ne yaşatacağını çok merak ediyorum, heyecanla bekliyorum. Niye ağlıyorsun ya? Çok duygulandım. Çok teşekkür ederim. Ağla diye yapmadım, gül diye yaptım ya. Ağlamayacağım. Zaten ağlayınca çirkin oluyorsun ya. Ağlamıyorum. Ağlamıyorum, ağlamıyorum. Yok, sal gitsin ağla ya. Bak hep makyajın hatta. Ağlamıyorum. Valla. Çok teşekkür ederim Gökhan. Sabunla mı yıkıyorsun saçlarını? Yıkıyorum. Yıkıyor musun? Aferin, ben sabunla yıkıyorum. Hı. Ha. Bak hep makyajın hep sağa sola gitmiş. Hı. Gel. Şimdi seninle birdir bir oynayacağız. Birdir bir.
Aynen. Sen eğileceksin, ben üstünden atlayacağım seni. yanıma gel, yanıma. Gel bakayım yanıma. Ne oldu, niye sinirlenin bu yüzden? Bilmiyorum. Hı? Çok duygulandım. Kimse bana destek çıkmadı çünkü. Allah. Ben varım yanında, kimseye ihtiyacın yok ki. İlk defa başıma geliyor böyle destek vermem yani. İlk şey hep yalnız bırakıldım o konuda. Hiç kimse, hiç kimseye ihtiyacın yok. Seni çok seviyorum. Ne oldu? Yemin et. Yemin et. Beklentisi artıyor hatunun. Vallahi. Tabii öyle de bir durum var. Artıyor diye hiç yapmamak da kötü ya. Canım. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ders susarım. Allah Allah. Tamam, boş ver, biz iyiyiz.
Avun sen avun, hiçbir şey yapma, otur oturduğun yerde. Biz de başkalarının yaptıklarını böyle izleyelim. Son bir tane yapacağım, o da evlilik teklifleri yaparım. Ha, pamuk şeker yapıyor. Ondan sonra çocuk yaptığımda bir tane de öyle. Vallahi bu müthişmiş ha. Abi evet. Harbi efsaneymiş sen. Oğlum bileydik, biz de yazdık la. Sana yemek olsun da. Demin diyor ki şeker sevmiyorum. Of, pamuk şeker ya. Burada yapıyor. Ondan ne kadar kalori var? Ne bileyim bakalım. Ay şaka çok mısınız ya? Kalori var. Burada kalori mi satmıyorsun? Yok kanka, ben pamuk şekeri yemem. Ben çocukken çok kötü bir anı yaşadığını biliyorum. Bunu bana kendisi daha dün söyledi. Bununla ilgili içini döktü arkadaşlarından bazıları Gökhan'a söyleriz. Gökhan sana tepki verir, ayrılır gibisinden birçok şey söylemiş. Bu da içerlemiş. Hani duyacaksan benden duy anlamında bana bir konuşma yaptı. Ben dedim ki ben seni geçmişinle ve geleceğinle severim. Çünkü bu onu çok yaralamış. Talihsiz bir olay. İstemsiz olmuş. Ben de sadece çocukken o yaşadığı kötü anıyı iyi bir şeye çevirmek için böyle bir organizasyon yaptım. Pamuk şekeri, hani macun, helva, bunlar bizim çocukluğumuzda da sevdiğimiz şeylerdi. Öyle biraz gülsün diye nitekim de işe yaradı. Çünkü Rabia en ufak mutlulukta tüm üzüntülerini unutabilen bir kadın. O yüzden seviyorum zaten onu. En çok sevdiğim huylarından biri. O yüzden böyle bir şey yaptım. Mutluyuz. O kadar mutlu oldum ki yani çocukluğuma döndüm, her şeyimi unuttum. Bütün geçmişimi unuttum. O kadar söylüyorum. Ya o kadar mutluyum ki Gökhan gibi bir adamla beraber olduğum için. Bu hayatta bana verilen tek ödülün Gökhan olduğuna inanıyorum. Yani sonunda mutluluğu bulacağım, buluyorum da. Onu çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sen yeter ki sen...